Karakalan'ın mensupları zaman zaman içinde bulundukları sapkın yaşam tarzını deşifre edecek olaylarla karşı karşıya kalabilirler. Son derece tehlikeli gördükleri böyle anlarda kendilerini kurtarmak için başvurdukları en bilinen yöntemlerden birisi halk arasındaki tabiriyle yaygara koparmaktır. Kullandıkları abartılı ve saldırgan üslup ile karşılarındaki kişiyi yıldırabileceklerini sanır, yaygaracılığın dikkatleri asıl konunun üzerinden dağıtıp işledikleri ahlaksızlığı veya suçu unutturacağını düşünürler. Örneğin uyuşturucu satarken veya kullanırken yakalanan bir klan üyesi suçunu kabul edip pişmanlığını dile getirmek yerine etrafına içi boş tehditler yağdırıp aslı olmayan iddialar ortaya atarak dikkatleri kendi üzerinden dağıtmaya çalışır. Çoğu zaman bir kısım basın da bu oyuna gelir ve bir süre sonra bu kişinin işlediği suçtan çok konuyla ilgili hiçbir ilgisi olmayan demeçleri, iddiaları ve iftiraları gündem olur. Halk asıl suçlunun kim, ana konunun ne olduğunu unutup klan üyesinin ortaya attığı tali iddiaları tartışmaya başlar. Bir yandan bunlar yaşanırken öte yandan klan da düzenini devam ettirir. Yaygaracı bir üslup kullanılmasının bir diğer amacı da bunun çok yıldırıcı bir tutum olmasıdır. İnsanların bir kısmı yaygara koparan, saldırgan ve kışkırtıcı üslup kullanan insanlarla haksız ve suçlu olduğunu bilseler de mücadele etmekten çok çekinirler. Bu kişilerin yalanlarını deşifre etmeye, açıklarını dile getirmeye kimse pek cesaret edemez. Bu bilinen bir durum olduğundan yaygaracılık kara klan tarafından sıkça kullanılan bir taktiktir. Zaten klan üyeleri de kopardıkları yaygaraya rağmen kendileriyle mücadele edecek birisi karşılarına çıkarsa büyük şaşkınlık yaşarlar. Böyle anlarda da geri adım atmak yerine daha büyük yalanlara, daha büyük oyunlara başvururlar. Aslında kara klan tarafından uygulanan bu yöntem Allah'ın Kur'an'da bildirdiği şeytani özelliklerdendir. Şeytan da yalan söyleyen, insanları aldatmacalarıyla tahrik edip kışkırtan, yaygara koparıp duran bir varlıktır. Allah şeytanın bu özelliklerini ayetlerde şu şekilde haber vermiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Görmedin mi? Biz gerçekten şeytanları kafirlerin üzerine gönderdik. Onları tahrik edip kışkırtıyorlar. Allah şeytana dedi ki, onlardan güç yetirdiklerini sesinle sarsıntıya uğrat. Atlıların ve yayaların onların üstüne yaygarayı kopar. Mallarda ve çocuklarda onlara ortak ol ve onları çeşitli vaatlerde bulun. Şeytan onları aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Hazreti Musa ve Hazreti Harun'un Firavun hakkında kullandıkları bildirilen kovum şeytandan Allah'a sığınırım. Rabbimiz gerçekten onun bize karşı taşkın bir tutum takınmasından ya da azgın davranmasından korkuyoruz. İfadesi de inkarcıların şeytana uyarak taşkınca tutumlar sergilediklerini gösteren bir diğer önemli işarettir. Kara klanın ve benzeri gruplaşmaların taşkın ve saldırgan tutumlarına karşı iman edenlerin tavırları ise her zaman için itidalli ve dengelidir. Her şeyden önce iman edenler Allah'a tevekkül ederler ve Allah'ın kendilerinin koruyucusu olduğunu bilirler. Bununla birlikte Allah iman edenlere şartlar ne olursa olsun itidalli, adil ve sabırlı olmalarını emretmiştir. Bu nedenle müminler kara klan hangi yönteme başvurursa başvursun asla onların üslubiyle muhatap olmazlar. Müminlerin kara klana karşı vereceği mücadele her zaman fikri zeminde olur. Zaten böyle bir mücadele de kara klanın sonunu getirecek, kurmuş oldukları din ahlakına aykırı yapıyı yerle bir edecek bir mücadeledir.